Metin Şentürk'ten, eski eşi Fulya Kalkavan'a dava. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Metin Şentürk, eski eşi Fulya Kalkavan'la arasındaki mal paylaşımı davasının yeniden görülmesi için mahkemeye başvurdu. Ünlü sanatçı, Sarıyer'deki villasını evlenmeden önce çektiği kredilerle aldığını ve görme engellilerin kullanımına göre dizayn ettirdiğini belirtti. 2006 yılında evlenen şarkıcı Metin Şentürk ile armatör Kalkavan ailesinin kızı Fulya Kalkavan, 2014'te boşandı. Mahkeme, Şentürk'ün eşine 150 bin TL tazminatın yanı sıra aylık 5 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti. Ancak şarkıcı, dosyayı Yargıtay'a taşıdı ve nafaka ödemekten kurtuldu. Fulya Kalkavan, boşandıktan sonra Metin Şentürk'e, evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı için dava açtı. 2006 yılında evlenen şarkıcı Metin Şentürk ile armatör Kalkavan ailesinin kızı Fulya Kalkavan, 2014'te boşandı. Mahkeme, Şentürk'ün eşine 150 bin TL tazminatın yanı sıra aylık 5 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti. Ancak şarkıcı, dosyayı Yargıtay'a taşıdı ve nafaka ödemekten kurtuldu. Fulya Kalkavan, boşandıktan sonra Metin Şentürk'e evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı için dava açtı. Mahkeme, Şentürk'ün 4.337.793 TL katılma alacağını, 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kalkavan'a ödemesine hükmetti. Metin Şentürk, karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı. İtirazı reddedilen şarkıcı, bu defa Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay'a yaptığı itiraz da reddedilince, yargılamanın yenilenmesi, talepli, yeni bir dava açtı. Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Şentürk, dilekçesinde, mahkemenin verdiği kararın, yasalara aykırı olduğunu öne sürdü. İstanbul Sarıyer'deki taşınmazın, tüm finansmanını evlenmeden önce elde ettiğim, kişisel malların satılması ve almış olduğum kredilerle sağladım. Bu taşınmaz, görme engelli bir sanatçı olmam sebebiyle, görme engellilerin kullanımına göre dizayn edilmiştir. Bu taşınmazın, evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal olmaktan çok, engelli bir vatandaşın hayatını idame ettirebileceği mekan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirttik. Ancak, mahkemeniz tarafından bu durum göz ardı edilerek hüküm kurulmuştur. Yeniden yargılama yapılmasını talep etmekteyim. Fulya Kalkavan, Metin Şentürk'ün açtığı davanın reddini istedi. Kalkavan'ın avukatı Dilek Şahbaz Yılmaz, cevap dilekçesinde şöyle dedi. Bomboş, lüzumsuz bir dava açılmıştır. Metin Şentürk, davasını kazanarak yasal hakkını almış, eski eşini rahatsız etmektedir. Dava kötü niyetlidir, reddini istiyoruz.